Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Instagram'da silinen mesajları nasıl geri getirebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, eğer ki bir Instagram'ın şifresini bilmiyorsanız o Instagram'ın mesajlarını geri getiremezsiniz. Bu bir ön bilgi olarak kalsın yanınızda. Bildiğiniz Instagram'ların silinen mesajlarını geri getirebilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınızın Instagram şifresi sizde var. Ama bazı mesajlarının sildiğinden şüpheleniyorsunuz. Bu mesajları geri getirebilirsiniz ve kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar, ilk başta ihtiyacınız olan bir PC'ye ihtiyacınız var. Buna 5 dakikalık veya 10 dakikalık gibi bir sürede ihtiyacınız vardır. Bunu telefonda da gerçekleştirebilirsiniz ama telefondan biraz karmaşık olduğu için hiç telefona bulaşmadan 5 dakika veya 10 dakikada halledebileceğiniz bir işlem. İlk baştaki adımda telefonunuzu kullanacağız. Daha sonraki adımda ise bilgisayara geçip 10 dakikalık bir işlemle silinen mesajları, ondan sonra silinen fotoğrafları görebileceksiniz. Şimdi nasıl yapabileceğimizi öğrenelim. Arkadaşlar, bu birinci adım olacak. Telefondaki gösterdiğim adımlar birinci adım olacak. Bilgisayarda gösterdiğim adımlar ise ikinci adım olacak. Bazı dikkat etmemiz gereken noktalar var. O noktaları dikkatlice dinlerseniz, izlerseniz daha rahat bir şekilde bu işlemi gerçekleştireceksiniz. Arkadaşlar, bu işlemi Instagram'ın kendisi bize sunuyor. Yani silinen mesajları geri getirme işlemini Instagram kendisi bize sunuyor. Bunu şu yukarıda gördüğünüz 3 çizgiye basarak buradan, bu panelden ayarlar kısmına girerek oradan da güvenlik sekmesine tıklamanız gerekiyor. Güvenlik sekmesine tıkladıktan sonra arkadaşlar, buradan verileri indir denen bir kısım var. Bakın şurada, hemen simgesi de şurada gözüküyor. Verileri indir dedikten sonra gelen yere kendi mail adresinizi, kullandığınız mail adresinizi girin. Ondan sonra bir şifre gelecek önünüze. Yani bir panel gelecek, Instagram şifresini girin diye. Yine bu Instagram şifresine ait olan şifreyi giriyorsunuz ve veriler belirlediğiniz mail adresine gönderilir. Mail adresine gönderilme süresi ise 48 saattir. Ama 48 saat dediğine kesinlikle aldanmayın. Bazen 15 dakika, bazen 20 dakika, bazen de 30 dakika sürer bu süre. Bu sürede bir bilgisayar ayarlayın ve bu bilgisayardan diğer işlemlerimizi, yani ikinci adımımızı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, biz şimdi verilerimizi gönderdik. Videoyu kesiyorum. Benim verilerim geldikten sonra, yani bu Instagram adresine ait olan veriler benim mailime geldikten sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bizim Instagram verilerimiz geldi. Şimdi o Instagram verilerimizi açarak nasıl daha sade bir hale geleceğini öğreneceğiz. Arkadaşlar, benim Instagram verilerim yaklaşık olarak 15 veya 20 dakikada geldi. Sizin bu süre kısmı 30 dakikada olabilir, 40 dakikada olabilir. Biraz sabır ederseniz bu veriler kesinlikle belirlediğiniz mail adresine geliyor. Şimdi isterseniz mail adresimize gelen verileri bilgisayar paneline alalım. Oradan bazı değişiklikler yaparak o mesajları okuyalım. Ondan sonra paylaştığımız veya gelen fotoğrafları bir inceleyelim. Şimdi hemen mail adresime, Instagram'dan gönderdiğim mail adresime geliyorum. Gördüğünüz gibi Instagram verileriniz. Instagram bana 15-20 dakika gibi kısa bir sürede Instagram verilerimi gönderdi. Tabii sizinki karşı tarafta olabilir, yani sevgilinizin de olabilir, arkadaşınızın da olabilir. Onların da verilerini kendi mail adresinize gönderebilirsiniz. Verileri indir sekmesine bastıktan sonra gelen yere mail, kendi mail adresinizi girmeniz gerekiyor. O mail adresini girdikten sonra dediğimiz gibi buraya Instagram verileriniz gelecektir. Arkadaşlar, Instagram verileriniz geldikten sonra gördüğünüz gibi şöyle bir panel önünüze gelir. Burada yapmanız gereken verileri indir kısmına basmanızdır. Verileri indir dedikten sonra verilerinizin büyüklüğüne göre bir dosya inecektir. Bu dosya RAR dosyası olacak. Arkadaşlar, burada yeniden şifremizi girmemiz gerekir. Şifremizi girdikten sonra böyle bir panel önünüze gelecektir. Bu panelde yapmanız gereken verileri indir kısmına tıklamanızdır. Verileri indir paneline tıkladıktan sonra hemen şu aşağıda bir tane zip dosyası inecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim verilerim 111 MB. O verilerin inmesini bekleyeceğim. O veriler indikten sonra hangi işlemleri takip edeceğimizi göreceğiz. Şimdi videoyu kesiyorum. Yeniden geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, verilerimiz bilgisayarımıza indi. Şimdi işimiz telefonla ve Instagram'la bitti.
Artık isterseniz Instagram'dan çıkabilirsiniz. Instagram'la herhangi bir işiniz olmayacaktır. Şimdi yapmamız gereken inen dosyayı görüntülemek için tümünü göster kısmına tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra klasörde tıkla sekmesine tıklıyoruz. Burada da yapmamız gereken şuradaki zip dosyasını masa üstüne almaktır. Masa üstüne aldığımız bu dosyada fotoğraflar olsun, mesajlar olsun, ondan sonra Instagram'la ilgili tüm verileriniz bu zip dosyasında bulunmaktadır. Arkadaşlar, şimdi yapmamız gereken bu dosyanın içine girmek. Buradaki tüm dosyalar sizin Instagram verilerinizdir. Bu dosya içerisinde Instagram'ınızda bulunan tüm veriler bulunmakta. Yani fotoğraflar olsun, ondan sonra videolarınız olsun, attığınız storylere kadar tüm verileriniz bu dosyanın içerisinde bulunmakta. Tabii bizim için önemli olan mesajlar kısmı. Ben sadece mesajları nasıl açabileceğiniz öğreteceğim. Çünkü resimleri rahat bir şekilde açabilirsiniz zaten. İki kere tıkladığınızda işte 2017'nin verisini açabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi tıklayarak açabilirsiniz arkadaşlar. Kendimi de ifşa etmek istemiyorum. Açarak. Arkadaşlar, yapmanız gereken, eğer ki mesaj kısmını açmanız gerekiyorsa, İngilizce mesaj yazan dosyayı masa üstüne sürüklemektir. Masa üstüne sürükledikten sonra burayla da işimiz bitiyor. Şunu aşağı indirelim. Bu dosyamızı not defteriyle açabiliriz. Ama not defteriyle açtığınız dosya genelde karışık olur ve okuma ihtimaliniz çok düşük olur. Böyle karışık bir panelle karşılaşmamak için size bir site vereceğim. O sitenin linki hemen aşağıda paylaşılmış bir durumda olacak. Ona tıklayarak benim gideceğim siteye siz de gidebilirsiniz. O siteye giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitemiz bu şekilde. Buradaki karışık olan verileri sol tarafa giriyoruz. Sağda daha sade bir şekilde verilerimiz önümüze gelecek. Daha okunaklı ve düzgün bir şekilde önümüze gelecek. Arkadaşlar, buradaki verileri karşı tarafa aktarmak için hemen şuradan not defterinden açalım. Ctrl ile A yapalım. Bütün hepsini kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra şuraya gelip Ctrl ile V yapıyoruz arkadaşlar. Ctrl V yaptıktan sonra gördüğünüz gibi verilerimiz yan tarafta düzgün bir şekilde karşınıza geldi. Şimdi bu verileri nasıl okuyacağız, nasıl analiz edeceğiz, ne zaman geldiğini görmek için gördüğünüz gibi burada Pınar Betül diye bir arkadaşımız mesaj atmış. Ne zaman atmış? 2019'da atmış. Daha aşağı doğru sürüklersek arkadaşlar yeni veriler önümüze gelecektir. Yeni veriler diyorum, pardon, eski verileriniz önümüze gelecektir. Gördüğünüz gibi aşağı sürükledikçe 2017'nin verileri gözüküyor. Eğer ki bir arkadaşınız Instagram adresini kapatmışsa, mesela burada Enis Alkan yazıyor, ben kendi sayfama mesaj atmışım. Eğer ki ben Instagram'ımı silmiş olsaydım buradaki isim gözükmezdi, ama mesajlar gözüküyor arkadaşlar, güzel yanı mesajlar gözüküyor, isim gözükmüyor. Eğer ki karşı taraf Instagram'ı silmişse veya dondurmuşsa bu şekilde isim gözükmez. Ama dediğim gibi mesajlar gözüküyor. Bu şekilde mesajlar görebilirsiniz. İstediğiniz bir kelime varsa aratabilirsiniz. Veya şu dosyayı direkt masa üstüne indirip oradan da analiz edebilirsiniz. Gelin bu dosyayı masa üstüne indirip o şekilde analiz edelim. Evet, buradaki butona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi hemen masa üstüne indi. Şunu alalım, masa üstüne çekelim. Masa üstüne sürükledikten sonra sağ tıklayıp istediğiniz bir not defteri varsa açabilirsiniz. Ben notepad defteriyle açıyorum. Eğer ki bu yoksa not defterinizle de açabilirsiniz. Bunu açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sade bir şekilde tüm verilerim önüme geldi. Arkadaşlar, text yazan kısımda mesajlar gözüküyor. Şu iki tırnak içerisindeki mesajlardır. Oradaki mesajları okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağı sürükledikçe tarihler daha eskiye gidiyor. Yukarıya doğru da yeni mesajlarınız gözükecektir. İşte mesajlarınızı açmak bu kadar kolay. Silinen mesajlarınızı açmak bu kadar kolay. Benim hemen hemen tüm mesajlarım silinmişti. Burada 2017'nin verileri var. Bu şekilde mesajlarınızı, fotoğraflarınızı, ondan sonra storylerinizi indirebilirsiniz.
veya karşı tarafın storylerini, mesajlarını, silinen mesajlarını indirebilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşinize yaradıysa tabii ki video. Görüşmek dileğiyle.